Selam, bu videomuzda siber güvenlik uzmanı nedir, hacker nedir ve nasıl olunur sizlere onu anlatacağım. Hacker ya da bilgisayar korsanı şahsi bilgisayarlara veya çeşitli kurum ve kuruluşlara ait bilgisayarlara ve ağlara izinsiz olarak giriş yapan kişi olarak bilinmektedir. Bunu daha çok sanal ortamlarda duymaktayız. Fakat bunu herhangi bir doğal hayatımızda da kullanıyor olabiliriz arkadaşlar. Bir kapı düşünün ve bu kapıyı belirli bir şifreleme tarzıyla koruma haline getirmişler. Ve bu kapıyı açmaya çalışan belirli kişiler vardır. Ve bu kapının arkadaşlar ardında bir para olduğunu düşünün. İki türlü hacker vardır. Bir beyaz şapkalı hacker, iki siyah şapkalı hacker. Beyaz şapkalı adı üstüne beyaz iyiyi temsil ediyor. Siyah kötüyü temsil ediyor. Beyaz şapkalı hackerlar kendi çıkarlarına kullanmazlar. Siyah şapkalı da tam tersini amaçlar arkadaşlar. Siyah şapkalılar kötü amaçlılardır. Bu kapıyı belirli şeylerini, belirli açıklarını bularak, bu beyaz şapkalılar belirli açıklarını bularak bu kapının şifresini çözecektir ve arkadaki paraya ulaştıklarında bunu kendisine kullanmaz arkadaşlar. Kendi çıkarına kullanmaz. Siyah şapkalılar da bu açıkları bularak o kapıyı açtıktan sonra arkadaki paraymış, artık amacına ulaştıktan sonra onu kendi çıkarına kullanır ve kötü niyetlilerdir. Sizlere böyle anlatabilirim. Bunu sadece sanal ortam olarak düşünmeyelim dedim. Şimdi tekrar konumuza geldik. Kurum ve kuruluşlara izinsiz olarak giriş yapan kişi demiştik. Daha geniş ve tarihsel bir ifade ile elektronik veya mekanik sistemlerine girilmesi gereken bilgi, jeton gibi doğru anahtarın kullanıldığını kontrol eden anahtar yuvası olan filtreyi kopya anahtarlar ile geçerek hizmet verici sistemi yanıltan kişi, bilgisayar programcılığı alanında bir hacker, bir exploit'e bir dizi düzeltmek, uygulama ya da var olan kodları kullanmak yoluyla bir amaca ulaşan ya da onu kıran bir programcıdır. Bazıları hacker sözcüğünün olumsuz bir çağrışımı vardır ve sistem kıran gibi çirkin, verimsiz ve kaba saba programcılık görevlerini yapan kişiler anımsatır. Hacker'ın türleri vardır arkadaşlar. Hacktivist, siyah şapkalı, beyaz şapkalı, gri şapkalı, yazılım korsanı ve freaker diye. Daha iki tane daha var arkadaşlar. Şimdi bunlardan bahsedeyim. İlk hacker türümüz hacktivist. Hacktivistlerin kendilerine göre kötü veya yanlış olan toplumsal veya politik sorunları dile getirmek amacıyla belirli siteleri hackleyerek mesajlarını yerleştirirler. Bir siteyi hackleyip kendi mesajlarını koymak amacıyla. Bunlar hacker grubudur arkadaşlar. Siyah şapkalılar en tehlikelilerdir. Her türlü programı, siteyi veya bilgisayarı güvenlik açıklarından yararlanarak kırabilen bu en bilindik hackerlardır. Ve en zararlı hacker grubu siyah şapkalı hackerlardır. Beyaz şapkalılar ise, beyaz şapkalılar her türlü programı, siteyi ve bilgisayarı güvenlik açıklarından yararlanarak kırabiliyorlar. Fakat bu güvenlik açıklarını sistem yöneticisine bildirerek o açıkların kapatılması ve zararlı kişilerden korunmasını sağlıyorlar. Bu iyi niyetli olanlarıdır. Sizlere de amacımız şunları öğretmektir açıkçası arkadaşlar. Gri şapkalı hacker, yasallık sınırında saldırı yapan, iyi veya kötü olabilen hackerlardır. Yazılım korsanı, yazılım korsanları bilgisayar programlarının kopya korumalarını kırarak bu programları izinsiz olarak dağıtma. Bu Windows'ta, Windows türlerinde vardır arkadaşlar bu yazılım korsanları. Cracker, telefon ağları üzerinde çalışan telefon sistemlerini hackleyerek bedava görüşme yapmaya çalışan kişilerdir. Bu telefon sağlayıcılarını hackleyenlerdir. Ve sizlere iki tane daha ekstradan söyleyeceğim demiştim. ScriptKid'i. ScriptKid'ler hackerlığa özenen kişilerdir. Tam anlamıyla hacker değil. ScriptKid'ler genellikle kişilerin e-posta veya anında mesajlaşma şifrelerini çalarlar. Lamer ne yaptığının tam olarak farkında olmayan, bilgisayar korsanlığı yapabilmek için yeterince bilgisi olmayan kişilerdir. Bunlar en zayıflarıdır arkadaşlar. Şimdi türlerini anlattık, nasıl hacker olunur diye 12 maddeden oluşan bir sitemiz var. Bunu da açıklamalar bölümünde vereceğim. Sizlere adım adım 12 adımda nasıl hacker olunur anlatacağım. Siber güvenlik uzmanı nasıl olunur anlatacağım. İlk olarak birinci adımımız Linux gibi Linux benzeri bir işletim sistemi çalıştırır diyor. Belirli işletim sistemlerine flash bellekten çalıştırın diyor arkadaşlar. En başta bir Linux işletim sistemi kurun diyor.
Sizlere şunu söyleyeyim. Hacker eşittir Kali Linux değildir arkadaşlar. Bunu çoğu Türk yanlış anlıyor. Öyle bir şey yoktur. Bu sadece Linux işletim sistemi güvenlik açıklarını kolaylıkla bulduğu için bunu önerirler. Yani her işletim sisteminde belirli hackler yaparsınız. Bunlar size bağlıdır. İkinci adımımız HTML yaz diyor. Programlamayı bilmiyorsan temel Hypertext Markup Language, yani HTML kısaltımı arkadaşlar, öğrenmek ve yavaş yavaş yetkinlik kazanmak önemlidir diyor. Bu arkadaşlar, web sitelerimizi tamamıyla bunlardan oluşturuyoruz. Belirli kodlama dilidir diyebiliriz arkadaşlar. İnternetin temelini bu oluşturuyor zaten. Ve bunu da tasarlayan kişi kendi şeyini almamıştır arkadaşlar, patentini almamıştır. Zaten patentini alsaydı şu anda dünyanın en zengini olmuştu. Şu hatta Chrome'da sağ tık incele yaptığımız zaman burada HTML kodlarını bulabiliyorsunuz zaten. Şöyle görüyorsunuz zaten. Buradakilerin hepsi o kodlara girmektedir. Zaten şöyle aşağı yukarı yaptığınız sıralarda belirli kodlar gözünüze çarpacaktır. Gördüğünüz üzere burada HTML yazıyor başlangıçta. Bunlar kodlardır arkadaşlar. Şurası misal hemen buradaki wiki yazısını ilgilendiriyor. Şu anda zaten burada çıkıyor. Şimdi burayı kapattık. Diğer adıma geçelim. Üçüncü adımımız Java. Yani arkadaşlar bir programlama dili öğrenin diyor. Programlama dillerinden en önlileri bana göre Java ve Python arkadaşlar. Python en başta öğrenilmesi gereken programlama dili diyebiliriz. Programlama dillerinde şiirler yazmaya başlamadan önce temel dil bilgisini öğrenmek gerekir diye bir başlangıç yapmış. Kuralları çiğnemeden önce kuralları öğrenmen gerekir. Ancak nihai hedefin bir hacker olmaksa başyapıtı da programlama dilidir diyor. Yani programlama dili bilmezsen bunların hiçbirini yapamazsın. Kodlamalarda sadece bakarsın ekrana, hiçbir şey anlamazsın arkadaşlar. O yüzden programlama dili mutlaka öğreneceksiniz. Bir sonraki adım olarak bakış açısından bahsetmiş. Yaratıcı düşünün diyor. Bunların üzerinde pek durmayacağım. Kendi bakış açınızı geliştirmeniz lazım. Buraları tabii ki de sizler okuyacaksınız. Ben sizlere burayı okumayacağım. Problem çözmeyi sevmeyi öğren diyor. Ben zaten kanalımda bazı videolarımda arkadaşlar problemlerden bahsediyorum. Nasıl çözülür sorunlar. Misal iPhone 4 WhatsApp sorunu nasıl çözülür şeklinde videolar var. Problem çözmeyi seveceksiniz. Yoksa arkadaşlar bu işin içinden çıkamazsınız. Burada üçüncü bir madde olarak otoriteyi tanımayı ve onunla savaşmayı öğren diyor. Hacker'ın düşmanı can sıkıntısı, angarya, iş ve bilgi özgürlüğünü bastırmak falan yazmış. Yani arkadaşlar kendi düşüncenizle savaşacaksınız. Bunları kendinizle ilgili şeyler bunlar. Ve işin ehli oluyor. Reddit'te zaman geçiren herkes saçma sapan bir bilmem ne kullanıcı adıyla kendisine hacker süsü verebilir diyor. İşin ustası ol diyor arkadaşlar. İşine bağlan diyor. Hacklemenin hakkını vermek diyor. Açık kaynak kodlu bir yazılım yaz. Diğer hackerların eğlenceli ya da kullanışlı olduğunu düşündüğü programlar yaz diyor arkadaşlar. Program yazmaktan bahsediyor. Ve açık kaynak kodlu nedir sizlere söyleyeyim. Bir Linux misal açık kaynak kodludur. Herkesin ulaşabildiği, herkesin düzenleyebildiği bir yazılımdır. Açık kaynak kodlu bu demek oluyor. Açık kaynak kodlu yazılımları test ve hata ayıklama süreçlerine yardım ediyor. Misal Linux işletim sisteminin kurucusu herkestir arkadaşlar. Yani bu iş içinde olan herkestir. Sizler de Linux işletim sistemine açık kaynak kodlu olduğu için yardımcı olabilirsiniz. Belirli hatalar varsa bu hataların çözümüne yardım edebilirsiniz. Bundan bahsediyor. Yararlı bilgiler yayınla diyor. Web sitelerinizi oluşturup yayınlayabilirsiniz. Aynı şu anki benim yaptığım gibi. Altyapının çalışır tutulmasına yardımcı ol diyor. Arkadaşlar bu web sitelerinin tabanları falan var. Ondan sonra programın altyapıları var. Bunlardan bahsediyor. Hacker kültürüne hizmet et ki bu bir süredir etrafta görünecek önceki 4 şeyden birinden iyi bilinir hale gelmeden onları yapacak konuda olacağın bir şey değil diyor. Yani önceki adımları iyi bil ki bunu yap diyor arkadaşlar. İpuçları bazı firmalar ki güvenliklerini test etmeleri amacıyla hackerlara ödeme yaparlar diyor. Bu ipuçlarını okuyun. Uyarılar vesaire var.
Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.